Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Beklediğimiz Powell'un açıklaması sona erdi biliyorsunuz ki. Dört gözle bunu bekliyorduk. Ne oldu peki? Powell öyle bir konuştu ki arkadaşlar, kendi dediğini de bilmiyor gibisinden gerçekten. Yani ben buraya yürüdüm çıktım mantığında, ne dedim mantığında bir konuşma oldu. Her zamanki gibi Powell'un konuşması. Yani bundan önceki konuşmaları nasıldı? Bir ay önceki aynı Fed toplantısındaki konuşmanın aynısını bence yine yaptı diye düşünüyorum. Keskin mi konuştu? Çok sert mi konuştu? Bence çok çok sert bir konuşma olmadı. Çok yumuşak tonajda da bir konuşma olmadı. Neyi vurguladı? 2 ay boyunca yine 50 bas puanlık artırımlara devam edeceğini vurguladı arkadaşlar. Buradan bunu kesin olarak söylemese de kuvvetli olduğunu söyledi. Bu zaten belli ki bunlar arttıracak. Çünkü enflasyonla başa çıkamıyorlar. Enflasyonla başa çıkamadıklarını yeniledi ve kararlılığımız devam edecektir dedi. Bu da çok önemliydi. Ve bir de her zamanki FED bahanesi, savaşı bahane ettiğini arkadaşlar, her şey başımıza Rusya ve Ukrayna'dan gelmiş gibisine her zamanki ABD mantığı arkadaşlar. Şimdi burada peki ne oldu? Bitcoin 30 bin dolar seviyelerindeydi arkadaşlar. Powell'un açıklamasından sonra 29 bin dolara kadar düşüş yaşadık. Tekrar bir 30 bine doğru adım attık. Burada önemli olan, ben kişisel görüşlerim, baktığımda dolar endeksi 104 seviyelerindeydi arkadaşlar. Bunda bir düşüş yaşanıyor. ABD borsalarına da an itibariyle baktım. Powell'un konuşmasından sonra baktım. Nasdaq ve Dow Jones borsalarında da bir yükseliş mevcut. Bu aslında iyi bir şey. Göreceğiz, bakacağız. Fakat bu tam bir yükseliş belirteci mi? Öyle diyemeyiz. En iyi, buradaki en güzel gelişme ne biliyor musunuz arkadaşlar? Buradaki en iyi gelişme Powell'ın, bizim bu işte Luna'nın, UST'nin çöküşüne dayalı bir konuşma yapacağı ve burada kripto para camiasını bekleyen şiddetli bir olumsuz konuşma olacak mıydı? Bunu bekliyorduk biz. Bununla ilgili de bir konuşma olmadı. En iyi yanı buydu arkadaşlar. Beklemedeyiz. Aslına baktığımızda dediğim gibi ABD borsalarında bir yükseliş var. Bu güzel bir şey. Dolar endeksi biraz düşük gözüküyor. Bu da iyi bir şey. Göreceğiz, bakacağız ama şu an için net bir şey diyemeyiz. Tedbirli olmakta yine fayda var. Bitcoin'e de şöyle baktığımızda 29 bin doların artı biraz boşluk arkadaşlar. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. 30 bin doların üstündeyken tamam, fakat 29 bin doların altındayken temkinli olmakta fayda var arkadaşlar. Hepiniz seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.